Bu video alamıyoruz ama takip ediyoruz diyen dostlarıma gelsin. Bu arada beni hala Twitter'dan takip etmediyseniz lütfen takip edin. Yoksa bildiğinizi DDR1'e çekerim, 400 MHz'da kalırsınız ona göre. Mevzu basit, 27 Eylül'de Zen 4 mimarlı işlemcileri artık gördük. Fakat insanların kafasında bir sürü soru işareti var. Bana gelen soruları bir şekilde derleyip videoyla harmanlamaya çalıştım. Bugüne kadar bütün yenilikleri elimden geldiğince duyurdum. Vallahi işlemci çıkana kadar bir sürü canlı yayın çektik. İşlemci çıktı, işlemci gümrükten gelemedi bir türlü. Ne hikmet baba bu öyle? Ne oluyor abi? Sevgili dostlar, öncelikle elimden geldiğince kendi tablolarımı da katarak dünya geneli testleri toplamaya çalıştım. Burada ana amaç aklınızda hiçbir soru işaretinin kalmaması. Bir yandan siz mikro mimariye bakarken baştan şunu belirtmek istiyorum. Evet, AMD %29'a varan bir tek çekirdek performans artışından bahsediyor. AVX512 desteği de var. Intel gibi değil ama 2x256 modül şeklinde çalışıyor. Ayrıca Intel anakartlara göre daha yüksek DDR5 hızları desteklemekte. 13. nesil gelirse tabii işin rengi değişecektir. Biliyorsunuz ki yeni sokete geçildi. DDR5 kullanıyoruz, PCI Express 5.0 hattımız var. Yeni bellek profilleri ve kontrol seçenekleri derken liste uzar. AM5 artık daha gelişmiş bir fabrikasyon süreciyle bizlerle. Ayrıca 2025 yılına kadar destek var. 4K daha hızlı USB hızları derken bazı anakartlar 6600 MHz bellek hızları destekliyor dostlar. AMD bellek dizilimi kısmı çok önemli. Çift ya da tek kanal kullanacaksanız yüksek hız avantajı için üreticinin manuelini inceleyin. Yine canlı yayında dahili grafik biriminden bahsetmiştim. LoL, Dota, CSGO gibi oyunlar dışında pek bir şey beklemeyin. 720p anca destekler. Yani alayım da ekran kartsız, G serisi işlemcilerdeki gibi bir performans yakalayayım diyorsanız baştan bu hayali bir kenara bırakın. Çünkü apılar farklı. Örnek olarak performansını birkaç oyunla yansıtalım. Hafif kasran Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda bütün ayarları en düşüğe çekmeniz gerekiyor. O şekilde bile akıcı bir oyun deneyimi yaşattığı söylenemez. O yüzden benim tavsiyem minimum 3060 ya da RX 6700 kullanmanız olacaktır. Şimdi fiyat kısmında anakartları dünya genelinde eleştiriyorlar. İyi bir anakartın fiyatı 2000 doların üstüne çıkabiliyor. Giriş segmenti ise 400 dolardan başlıyor. Bizde ise X670 giriş seviyesi kartlar 7000 ile 13000 TL arası değişmekte. Şimdi gelin isterseniz fiyat tablosuna bir bakalım. 12900K 13000 TL. 7900X ile aynı fiyatta. 7950X ise 16700 TL civarında. Ve neredeyse %25 daha pahalı. Burada dikkatimi çeken 12600K'nın 6400 TL fiyatla gelmesi, 7600X'ten daha ucuz olması. Tabi performans olarak da bir tık gerisinde kalıyor. 9500 TL olan 7700X ise 5900X ile yakın fiyattalar. Bu koşullarda 12 çekirdekli işlemci daha cazip durabilir. TDP değerlerinde Ryzen 9'un bayağı yükseldiğini görüyoruz. En azından 30-40 W daha düşük olmasını isterdim. 13. nesil 12900 KF'ni 125 olacağını düşünürsek burada AMD geri kalıyor. Test tablomuzda Cinebench skorlarına bir bakış atalım. R20 tablom olduğu için R23 skorlarına da bakılması gerek. 7900X, 7950X gibi işlemcilerin tek çekirdekte 12900KS ile rekabette olduğunu görebiliyorum. Yine de aralarında çok fark olduğunu söyleyemem. 7600X'in 12600'ü geçtiğini, 12900'ün gerisinde kaldığını görebiliyorum. Çoklu işlemde 7950X inanılmaz yüksek bir skor alıyor. İşte burada fark söz konusu. 7900X de yüksek bir skor aldı. 5950X ile 12900K'yı geçiyor dostlar. 7700X'e geldiğimizde neredeyse 5900X'in yakasında. Geekbench tablomuzda yine Ryzen 9 uçmuş gitmiş. Gerçekten bayağı güçlü bir skor. 7900X genel olarak 12900K'dan daha iyi bir işlemci diyemeyiz. Ama 12900K için hala çok güçlü bir işlemci diyebiliriz. Benim gördüğüm kadarıyla AMD ciddi oranda tek çekirdek performansını Zen 4 mimarisiyle birlikte bayağı arttırmış. Tabi bunun oyun testlerine de yansıması olacaktır. 7600X'in yakasındaysa hemen 12600K var. Bazı arkadaşlar hala 12400F'e fiyat performans olarak güçlü bir işlemci olduğunu söylüyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Aslında buradan geçmemiz gereken şey 3D Mark testi olacak.
Görünen o ki 3090 ekran kartıyla alınan testlerde 7950X'in 3D Mark'ta iyi bir skor aldığını görüyoruz. Tabi aralarında çok devasa fark yok ama oyunlara etkisi olacaktır. 1080p ultra detaylarda ortalama %8'lik bir performans farkı söz konusu. Anlayacağınız bütün oyunlarda AMD'nin performansı daha iyi. Fakat beni şu düşündürttü. %15 performans farkı sunması beklenen 13900K yani 13. nesil Intel işlemci o zaman teoride AMD'yi geçecek. Farklı bir kaynaktan handbrake sonucu aldım. Daha düşük sürelerde tamamlayan AMD 9 saniyelik farkla gönlümü kazandı. Tabi işlenen dosyanın 10 katı büyük olduğunu hesaplayacak olursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sıkıştırma testlerini çok başarılı bulmam genelde, sağlıklı da bulmam ama ekrana yansıtalım. Döngü başına komut sayısı kısmında AMD'nin çok ciddi bir performans artışı yakaladığını söylemek mümkün. Sadece oyun odaklı bakılacak bir işlemci serisi değil. Render yaparken, kod yazarken, programcılıkla uğraşırken daha iyi bir performansla karşılaşmanız pekala mümkün. Tabi önceki nesle göre bunun sebeplerinden bir tanesi DDR5'e geçmiş olması. Bellek hızımız ve band genişliğimiz arttı. Dostlar araştırdığım kadarıyla Notebook, GRU3D, VCSF ve benzeri yerlerde genel olarak farklı sonuçlar çıksa da ortalama aynı. Şimdi hesaplama gücüne alternatif statik test sonuçlarına da bakmak lazım. Adobe, PCMark ve benzeri testlerden bahsediyorum. Kaba taslak önceki nesle göre AMD %20 performans artışı yakalamış. Tabi fiyatlar kısmında 4000 TL fiyatla satılan 5600X hala daha avantajlı duruyor. Sebebine gelecek olursak bir kere ek soğutucu almana gerek yok. Oradan 1000-1500 lira cebinde kaldı. 8500'e mal ettiğin 7600X ile arasında 2 katı fiyat farkı oluşmuş ama 2 katı performans farkı yok dostlar. Biraz da incelemeleri ve yorumları dinlerken lütfen analitik düşünmeye özen gösterin. Başarı kriteri aramanın bir manası olmadığını düşünmekteyim. Sürekli kendini geliştiren AMD'yi tabii ki takdir ediyorum. Tabii fiyatlar için de ülkemiz koşullarında bir değerlendirmek gerek. Anakart, sıvı soğutma ve işlemci dedikten sonra bir de DDR5'i eklediğinizde minimum ekran kartsız bir sistemi toplamak 20K'yı buluyor. Fakat 1000 liraya B450 anakart alıp ucuza bir sistem de toplayabiliyorsun. Yani giriş ve orta segment AMD anakartları görmeden bir şey söylememek lazım. Baktığımda B650 Extreme'de gayet canavar gibi duruyor. Çünkü PCI Express 5.0 desteği var. Ek olarak sınırsız overclock imkanı her zamanki gibi güzel duruyor. Tabii ki 620 anakart için aynısını söyleyemeyeceğim. Beklenti 100-150 dolar arasında. 650'nin kısıtlanmış versiyonu olarak gelecekmiş. En güzel kısmı B650 anakartlarda yüksek hızlı USB portları görecek olmamız. Bazı anakartlar kalkıp da 20 yerine 5 gigabitlik portlar koyabiliyor. Ne demiştik? Yeni netinde güç tüketimi artmış. Ek olarak AMD aslında Ryzen 7000 için 1.5 volt değerlere kadar çıkışı normal karşılıyor. Frekansın bayağı bir arttı. 7950X'te 5.85 GHz seviyelerine ulaşmak haliyle daha fazla voltaj istiyor. Spesifik voltaj aralığımız 0650 ile 1.475. Manuel olarak ayarlamadığınız sürece şundan bahsedeyim. Ryzen işlemciler Zen 4'te dinamik olarak saniyede 1000 kere ayarlama yapıyor. Aynı şey 7700X için de geçerli. Örneğin 300 kez hareket oluşmuş. Bu arada Ryzen Master programında yüksek voltaj okuma değerleri görürseniz şok olmayın çünkü hala isabetli değil. Zen 4'ün paket güç takip değerleri high-end kısmında haliyle yüksek. Bununla birlikte sıcaklıklar da yüksek durumda. Mesela 95 dereceler artık normal olarak kabul edilebilir seviyelerde gözükmeye başladı. Bu arada 5900X kullanmış biri olarak çok rahat 90 dereceleri 360'lık sıvı soğutmayla görüyordum. Bana soracak olursanız bu tarz sıcaklıklar yüksek, yani doğru konuşmak gerekirse. Burada mevzu delit yapan bir arkadaşın 94 derecelerden 70 dereceye düşürmüş olması. İşin güzel yanı bunu yaptıktan sonra 30 Watt'a kadar enerji tasarrufu sağlaması. Likit metal termal çözüm çok işe yaramış. Çünkü işlemci hücrelerine direkt temas sağlayan özel bir sıvı soğutma kullanmışlar. Bunun da katkısı olmuş. Mesela 12. nesilde nasıl bir problemle karşılaşmıştık Intel'de? Sıvı soğutmalar uyum sağlamıyordu, tam temas sağlamıyordu ve soğutma performansı düşüktü. AM5 anakartlarda da böyle bir problem olabilir. O yüzden ben bir süre bekleyeceğim ve yeni nesil çıkabilecek sıvı soğutmaları kovalayacağım. Bazı arkadaşlar PGA'dan NGA'ya yani pinsiz işlemci tasarımına geçmenin büyük bir adım olduğunu düşünüyor. İşin piri bir tamirciden dinlediğime göre PGA bir yere gitmiyor. Ve soket değişimi çok meşakkatli. Sıcaklığı da etkiliyormuş. Bilmiyorum, burada yorumu sizlere bırakıyorum. Neyse, sıcaklık kısmında
7700X bile ağır yükte 94 derecelere kadar çıkıyor dostlar. En azından 12900K'dan 4-5 derece daha düşük çalışıyor. Aynı şeyi 7600X için de söyleyebilirim. Kısaca şunu söyleyebiliriz, ciddi bir sıvı soğutma almanız gerekecek. Dostlar, sonuç itibariyle elimden geldiğince bütün sorulara yanıt vermeye çalıştım. Bence en azından bir ay daha beklemekte fayda var. Çünkü orta segment ve giriş seviyesi anakartlar daha gelmedi. Bu haliyle fiyatlara baktığımızda herkesin ulaşabileceği bir seviyede olmadığı da belli. Bilmiyorum 7300, 7200 gibi işlemciler de gelebilir. Onlara da bir bakmak lazım açıkçası. Ama şunu söylemek istiyorum, hala 5600X güzel işlemciymiş ya. Neyse, hepinizi çok seviyorum. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve beni Twitter'dan takip edin. Zaman zaman indirimdeki oyunları ve teknolojik gelişmeleri oradan paylaşmaya devam ediyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.